Mağara alegorisi devlette yer alıyor. Evet. Siyasi bir alegoridir. Yani benim çıkarsamam bu. Mağara var. Mağaraya zincirlenmiş, başı da, elleri de, ayakları da zincirlenmiş mahkumlar var. Tutsaklar var, köleler var. Bir de güneşe, ışığa açılan bir deliği var. O delikten içeri yansıyan Işık var. Kölelerin veya mahkumların yüzlerini döndükleri mağaranın duvarında dışarıdan yansıyan gölgeler var. Bu adamlar mağaranın duvarına yansıyan gölgeleri gerçek olarak görüyor. Evet. Hakikat budur diyorlar. Ve dışarıda ne olduğunu bilmiyorlar çünkü. Bir tanesini diyor. Bunların serbest, serbest bıraktık. Zincirlerinden azade ettik dış serbest ve o da mağaranın dışına çıktı. Çıktı önce Allah Allah duvarda gördüğü efendim gölgelerin gerçek ideleri yani evet. efendim gerçekleri şaşırdı. Gördükçe şaşırdı. Hiç alakası yok duvardaki gölgelerle. Gölge başka bir şeydi. Ondan sonra yavaş yavaş başını efendim etrafına çevirdi. Onun en sonunda başını göğe çevirdi ve güneşi gördü. Güneşi ilk görünce gözleri kamaştı. Ve efendim hiçbir şey göremedi. Diğerlerini de göremedi. Ondan sonra bir müddet sonra güneşe alıştı. Evet. Ve efendim bu adam gördükleriyle sermez bir halde içeri geldi. Şimdi alegori devam ediyor. İçeri geldikten sonra dışarıda gördüklerini anlattı. İçeridekiler bunu delirmiş diye baktılar. Söylediği hiçbir şeye inanmadılar. İşte böyle bir alegori anlatıyor. Böyle bir benzetme yapıyor yani. Efendim aslında bana sorarsanız bu şimdi ve buradasında yaşanmış bir olaya e, şeydir. Hocasının durumunu anlatıyor burada. Bu Sokrat'ın ölümünden sonra yazıldığı belli zaten. Efendim, diyalogun ne zaman yazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla burada aslında Sokrat'ın dilinden anlattıkları da Platon'un dilinden. Ve burada alegorinin kahramanı Sokrat. O mağaradan çıkan kahraman. Evet. Mağaradan çıktı içinizden biri vardı. O Sokrattır. O Pisagordur. O efendim Anaksagorastır. O heraklitostur. O acı çeken bütün hocaları. Ha, acı çeken bütün bütün, hocaları. bütün bilgeler Bilgiler. ya bilgi arayışı içinde olan bilgi aşığı insanlar bunlar. Bunlar arayan adamlar. Bunlar ömrünü bilgiye adamış adamlar. Efendim çıktı, gördü. Güneşi gördü. Eşyayı gördü ve efendim ondan sonra içeri girdi. Gördüklerini anlatmaya kalktı. Siz çıktınız, birini yaktınız, birini öldürdünüz, birini zehir içirdiniz, birini kovaladınız. Şimdi kendisine de yapıldı zaten. Evet. Birini köle diye sattınız beni. Efendim, e, aynı şey Aristoteles'e oldu. Aristoteles'in akıbetinden kimse bahsetmez. Çok ilginç. Ateizmle yargılandı. Yine tanrıları eleştirmekle yargılandı. Efendim ele geçecekken kaçtı, saklanarak öldü. Aslında burada Sokrates'in başına gelenler alegorik olarak anlatılıyor, benzetme yoluyla anlatılıyor. Ama bunun üstüne aslında adalet problemini halletmek için ki e, burada e, e, dike dedikleri efendim o temel adalet problemini halletmek için bunu bir şey olarak kullandı, felsefe olarak kullandı, felsefe yaptı orada.